Merhaba arkadaşlar. Microsoft PowerPoint görsel eğitim dersimizin 5. bölümündeyiz. Bu bölümde efektleri anlatacağım. PowerPoint'in en can alıcı konusu tabii ki efektler olacak. Hazırlamış olduğumuz slide'ımıza katmış olduğumuz görsellikler. Efektler biraz hayal gücünüze kalmış. Cisimleri birbiriyle etkileşimini kurmak, ona göre yönlendirmek, sizi hazırlamış olduğunuz slide'ı çok daha yukarı seviyelere getirecek. Bununla ilgili iki bölümde anlatacağım. İlk bölümde hazır olan efekt stillerini kullanacağız. İkinci bölümde ise biz kendi cisimimizi biraz daha kişiselleştirilmiş bir şekilde kendimiz hareket ettireceğiz. Hemen bir tane örnekle başlayalım. Bildiğiniz gibi bir önceki bölümde anlattığım geçişler buradaki seçmiş olduğumuz, örneğin şu anda seçili tema olan slide sayfası olan 4. slide'a uygulanıyordu. Hepsi şu anda aktif durumda. Animasyon çekmesine geldiğim zaman gördüğünüz gibi şu anda hepsi gri durumda, yani uygulanamaz durumda. Çünkü animasyonlar cisimlere, yazılara veya slide'ın içerisindeki materyallere uygulanabilir. Geçişler ise sadece slide'a uygulanabilir. İkisini birbirinden ayıran özellik bu. Animasyonlarda animasyon eklemek istediğimiz cismin üzerine tıkladığımızda yukarıdaki gri bölüm aktif olacak. Ona göre de bir mesela bunu da farklı bir slide'da yapalım. Mouse'u yerine eklemeyi deneyelim mesela. Mouse'a tıkladığım zaman tabii bundan önce bu mouse'u gruplandırmam gerekiyor. Anlattığım derslerde biliyorsunuz küçük resimleri parçalamıştık. Parçalamak için de grubu çözmüştüm. Sağ tık yapıyorum. Gruplandır diyorum. Grubu çöz dedim. Şu anda buradaki ve buradaki farklı gruplar oluştu. Tekrar gruplandırmak için buradaki cisimlerin hepsini seçiyorum. Seçildi şu anda. Sağ tık yapıyorum. Gruplandır. Evet. Bakalım düzgün oldu mu? Mouse'un hepsi hareket ediyor mu? Evet. Şu anda mouse'umuz parçaları birleştirdiğimiz için tek bir parça halinde. Tabii ki siz bu farklı bir cisim de olabilir. Herhangi bir şey de olabilir. Yazı olabilir. Hiç önemli değil. Tablo olabilir. Yeter ki tasarımdan bağımsız bir materyal olsun. Mesela ne olamaz? Buradaki gördüğünüz kenardaki çerçeve animasyona konu olamaz. Çünkü o şablonun bir parçası. Buradaki şu anda 5 numaralı slide'deyiz. Slide'in bir parçası. Bizim animasyonlarına ekleyebileceğimiz bu materyaller, metin vs. neyse slide'a eklemiş olduğumuz bütün materyallere uygulanabilir. Nokta bile olabilir. Hiç önemli değil. Yeter ki cisim olsun. Gördüğünüz gibi üzerine geldiğimizde zaten animasyon sekmesi aktif hale geliyor. İlk olarak basit bir animasyon görelim. Daha sonra türlerine bakacağız. Türlerine göre örneklendirme yaparız. Hemen şuradaki mavi resme bir animasyon ekleyelim. Mavi resmi ekleyeceğim için mavi resmi işaretledim. Şu anda zaten animasyon sekmem açık, gri bölümü açık hale geldi. Burada şu alttaki seçeneğe tıklarsanız 3 farklı grupta bütün animasyonu görebilirsiniz. Pardon 4 farklı grup var. Giriş, vurgu, çıkış ve hareket yolları. İlk olarak giriş animasyonuna değinelim. Giriş animasyonumuz normalde bu resim ilk slide açıldığında olmayacak. Giriş animasyonlarından birini eklediğimiz için seçmiş olduğumuz seçeneğe göre bu resim slide'ımıza gelecek. Hemen basit bir örnek yapalım. Herhangi birini seçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeşil gruptan yani giriş animasyonlarından birini seçelim. Ve bunu slide'ı ön izlemesinde tam olarak ne demek istediğimi görelim. Basıyorum. Bir sonrakinde evet. Burası benim mavi resmin olduğu slide. Tekrar mouse'a tıklıyorum ve giriş animasyonuyla eklemiş olduğum mavi resmi ekrana geldi. Sıradaki örneğe bakalım. Sıradaki örnekte artık bir tane de vurgu animasyonu yapalım. Onu da tabloya olabilir. Tabloya yapalım. Fark etmez. Buradaki seçenekler yapabileceğimiz tabii ki türüne göre seçmiş olduğumuz verinin türüne göre hangi animasyonları yapabileceğimizi görebiliyoruz. Mesela sallanma efekti olsun. Yapıyorum. Hemen sallanma efektini nasıl tekrar mouse yaptım. Gördüğünüz gibi vurguluyor. Yani slide anlatırken o bölümle ilgili sırası geldiğinde vurgulamak için buraya bir animasyon eklemiş olduk. Zaten animasyon eklenince kenarına bir işaret atıyor. Aynı şekilde burada da var. Birinci animasyonun kastı.
animasyon bölmesi dediğiniz seçeneğe tıklarsanız o slide içerisinde, şu anda 4 numaralı slide'dayız. Bütün animasyonların hepsi burada yer alıyor. Buradan da düzenleme yapabilirsiniz. Ne zaman başlayacağını, ne zaman biteceğini, zamanlama seçeneklerini, mouse'a mı uygun olacağını, yoksa herhangi bir hareket tuşuna mı, hareket tuşuyla mı bu animasyonun başlayacağını, bu ayarları buradan yapacağız. Bunu da ayrı bir videoda anlatacağım. Sadece şu anda 4 bölüm farklı örneklendirmeyi yapacağız. Bir sonraki dersimizde de buradaki ince ayrıntılı ayarlarına bakacağız animasyonların. Şimdilik animasyon bölmesini kapatalım. Diğer örneklerimizi bir deneyelim. Mesela buradaki seçmiş olduğumuz bilgisayara bunu da bir gruplandıralım. Evet, gruplandık. Artık bilgisayar tek başına bir biçim oldu. Çünkü gruplandırmazsam, ben bunu önceki videolarımı anlatırken mouse'u ayırmak için çözmüştüm. Grubu çöz dediğim zaman buradaki parçaların her bir noktası virgülüne kadar ayrı ayrı hepsini yönlendirebiliyorum. Zaten hatırlarsanız da buradaki turuncu denemek için turuncu yapmıştık bilgisayarı. Tekrar biçimlendirmek için buradaki seçmiş olduğumuz bölümü gruplandırıyorum. Artık arkasındaki işaretle beraber hepsi tek bir grup oldu. Artık buna animasyon uyguladığımda bütün bu grubun tamamına uygulayacak. Eğer grubu çözüp de uygularsam, çözelim grubu. Hangisini seçersem ona uygulayacak. Mesela sadece buradaki dünyaya uygulayacak. Öyle yapalım bunu da. Çıkış animasyonu olsun bu da. Sanki bilgisayarın içerisinde bir... Evet, çizgi olsun. Hemen deneyelim. Daha güzel bir uygulama oldu hatta. Küçük resmin belirli bir kısmına animasyon uygulamış olduk. Bilgisayar olan kısım gelsin. Evet. Tabi orası biraz hızlı geçti. Orada bir saniye efekti vermiştik. Onu kaldıralım. Geçişten. Tekrar tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayarın içerisinde sadece o bölümü seçtiğim için çıkış efekti uyguladı. Giriş efektinde nasıldı? İlk başta slide geldiğinde o uygulamış olduğumuz animasyon olan cisim yoktu ortada. Tek yeni bir tıklamaya bağlı animasyon olduğu için yeni bir tıklama yaptığımız zaman mouse'la ekranda belirliyordu. Çıkış animasyonu da tam tersi. Aynı şekilde geliyor. Bu sefer de slide'ımızdan ayrılmış oluyor. Vurgu animasyonunda da tablomuza uygulamıştık. Tekrar etmek gerekirse sadece belirli bir kısmı vurgulamak için sallama veya yana kaydırma gibi basit, sadece o bölümü dikkat çekmek istediğimiz konularda kullanacağımız animasyonlu. Şimdi gelelim hareket efektlerine. Hareket efektinde mouse'umuzu bilgisayarın yanına taşıyacağız. Animasyon sekmesine geri geliyorum. Mouse'u daha önce gruplandırmıştım. Seçtim mouse'u. Hareket yolları diye bir seçenek var. Bunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada farklı cisimlerde yayları çizecek. Daha sonra biz bunu kendimize göre uyarlayabiliriz. Şu anda mouse'un yönüne göre bir yay hareketi benim için yeterli olacaktır. Hemen yaylardan biri seçiyorum. Şu dönüş olabilir. Evet. Tekrar mouse'a tıklıyorum. Nereden nereye gideceğini zaten bana gösteriyor. Oku. Şöyle çekelim. Şu şekilde bir hareketle mouse buraya gelsin. Hemen deniyorum. Bilgisayar olan, evet. Tıkladım. Birinci animasyonum uygulandı. Tekrar tıkladım. Mouse gördüğünüz gibi tabi altta kaldı. Onun ayarını da yapacağız. Şuradan seçip en öne getir diyorum. Çünkü bu arka planda olmalı ki mouse görünebilsin. Hemen tekrar deniyoruz. Birinci efekt. Mouse geldi ve yanaştı. Hizalamayı ayarlayabiliriz. Çok önemli değil. Biraz daha sağa kaydırırsak zaten tam hizasında olacaktır. Şu şekilde. Hareket efektlerinde bu hazır yollardan da kullanabiliriz. Veya farklı bir şey de yapabiliriz. Mesela ne yapalım? Başka bir cisme yapalım. Üçgene yapalım bu sefer. Hareket efektleri çok işimize yarayacak bir efekt. Halka şeklinde dönebilir. Hatta burada sınırlı sayıda var. Daha fazlası diğer hareket yollarının içerisinde var. Tıklıyorum. Burada birçok farklı hareketler yapabiliriz. Mesela Huni'yi seçelim.
Gördüğünüz gibi ilginç bir şey. S kıvrımı. Hazırda zaten birçok hazır efekt var. Bunlar zaten fazlasıyla işinizi görecek. Sadece bir de ekleyelim. Önemli değil. Burada kendiniz zaten yolu ufak ayarlarla denk getirmek işlemini, buradaki noktaları çekerek aşağı ve yukarı indirerek tam olarak olmasını istediğiniz hareketi veya çizimi sağlayabilirsiniz. Sadece bu değil. Farklı bir tane daha ekleyelim. Diğer hareket dolar diyelim. Bu sefer mesela şıraş yapsın. Şuna da bir tane ekleyelim. Buna da kendimize özel bir yol çizelim. Özel yol diyorum. Buradan başlayacak. Başlangıç noktasını tıklıyorum. Nasıl gideceğini kendim sadece mouse'la çiziyorum. Mouse'u kaldırmadan. Evet. Gördüğünüz gibi başlangıç noktası yeşilde, bitiş noktası kırmızıda. Animasyonlarımızı deniyoruz. Son olarak evet. Üçgen animasyonumuza geldik. Üçgen çıktı. Dikdörtgen düştü. Ve diğeri de bizim çizmiş olduğumuz yola göre hareket etti. Bunun hızını da ayarlayabilirsiniz. Ne kadar sürecek bu? 2 saniyede olduğu için hızlı. İsterseniz bunu 5 saniye yaparsanız daha yavaş hareket edecektir. Son olarak da bu animasyon ne zaman başlayacak? Öncekiyle birlikte mi? Yani öncekiyle birlikte dediğiniz zaman önceki animasyon bu 3 numaralı animasyon olduğu için 2 ile beraber aynı anda hareket etmesini istiyorsanız öncekiyle birlikte diyorsunuz. Gördüğünüz gibi ikisi de 2 oldu. Bunu da aynı şekilde sonrakiyle birlikte, öncekinden sonra derseniz de sırayla gidecektir. Tıklatınca derseniz mouse tıklamasını bekleyecektir. 3 farklı seçeneğiniz var. Sürelerini de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu animasyon bölmesindeki tam olarak ne yapmak istediğimiz, gördüğünüz gibi 1 ve 2. animasyonlar. 1. animasyon üçgen, ikincisi dikdörtgenler. Biliyorsunuz bu ayarını değiştirdiğimiz için ikisi de aynı animasyon içerisinde birlikte başlayacak. Bununla ilgili ayarları yürütleyerek hemen bir deneyelim. Şu anda gördüğünüz gibi diğer ikisinin hareketi birlikte oldu. Buradaki animasyon bölmesindeki ayrıntılı ayarları birlikte bir sonraki dersimizde anlatacağım. Artık PowerPoint ile ilgili temel birçok şeyi öğrenmiş olduk. Bütün bu öğrendiklerimizi en son biz basit bir slide ile birleştireceğiz. Ve PowerPoint sunumumuzla ilgili olan video setimizde tamamlayacağız artık. Görüş ve önerilerinizi bize iletirseniz sizler için daha iyi videolar hazırlamamıza yardımcı olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.